Size kendinizden ve bilim kadını olmaya doğru giden kariyer yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle diyeyim. İlk önce sizlerle tanışmama çok memnun oldum. Çünkü bu görüşme de benim için birçok şey öğreneceğim sizlerden. Onu anlıyorum. Kariyer deyince bu bir serüven, bir macera, öyle düşünmek lazım. İngilizce, siz tabii birçok derslerinizde İngilizce alıyorsunuz. Journey, yani career journey diye bakmak lazım. Hatta en çok sevdiğim bir ders olarak verdiğim derse kariyer yönetimi, geliştirmesi ve planlamasıdır. Bu üç kelime de çok çok önemli. Geliştirmek, planlamak, yönetmek olarak bakarsanız kariyeri. Fakat kariyer nerede başlıyor? Kimsiniz? Hani böyle bir bakmak lazım, değil mi? Nasıl yetiştiniz? Ta başından beri kariyer başlıyor esasında. Bir para kazandığınız işle değil esasında. Kariyer kendinizi geliştirmekle. Ben de sizler gibi daha böyle teknik kökenli yetiştim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Elektronik haberleşme bölümünden. Fakat hep disiplinler arası çalışmaya ilgim vardı. Ve daha çok böyle tıbba katkıda bulunmak üzerine. Ve biyomedikal mühendisliği benim üniversiteye girdiğim 1984 yılında yoktu. Fakat ufuklarda olduğu için master doktora öte vadede yapmayı planladım. Ve bir öğretim üyesi olmak, akademik bir kariyere geçmeyi de planladığım için onun önünde bir elektronik mühendisliği, onu uygulama olarak tıbba, teşhis tedavi yöntemlerine doğru yönlendirmek için biyomedikali master doktora seviyesinde düşünüyordum. Boğaziçi Üniversitesi'nde master yaptım biyomedikal mühendisliğinde. Amerika'ya geçtim. Amerika'da da ikinci bir master ve doktora. Elektronik ve bilgisayar mühendisliğini birleştirerek ama hep uygulamaları biyomedikalde yaparak. Amerika'da Houston'da Rice Üniversitesi'nde, daha sonra da Johns Hopkins Üniversitesi'nde biyomedikal uzmanlığı, yani tıp fakültesinin içinde de uzmanlık yaptım. Böyle bir eğitim sürecinden geçtim. Tabii bu da bir kariyerin parçası. Yapacağınız katkılar da kariyerinizin bir parçası oluyor. Benim çalışma alanlarım kalbin ve beynin matematiğini çözmek. Siz mühendisler için bunu anlamak kolay. Çünkü bir aktiviteler var, fiziksel aktiviteler. Bunlar da hücreleri var tabii ki kalbin ve beynin ve bütün vücudun organlarının. Giren çıkan iyonlar var. Bunları da kimya bilgilerinizden çok iyi bilirsiniz. Sodyum, potasyum, kalsiyum gibi. Bunlar girer çıkarken hücreye elektriksel bir aktivite oluşturur. Bunu elektrik devreleri olarak çözebilirsiniz. Ama her şeyde matematik var. İşte kalbin ve beynin matematiği dediğimde bunu anlatmaya çalışıyorum. Neden bunlara bakıyorum? Kompüter simülasyonlarıyla dataları inceleyerek hastalıklar nasıl oluşuyor ve hastalıkların oluşmasında neler normal nedenler, neler anormal nedenler, onlara bakarak teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirmeye. Tabii teşhis tedavi ne olabilir? Kalbe verilen elektrik akımları, fibrilatör veya pacemaker, kalp pilleri olabilir. Aynen bunların benzerleri beyine de kullanılıyor. Veya en normali vücudumuzun yüzeyinden alınan EKG veya beyinden yüzeyinden alınan EEG işaretleri olabilir teşhis yönünde kullanmaya. Ama sonuçta bir basite indirgendiğinde cidden biyolojik sistemleri incelemek, matematiği ve bu matematiği de kimyasal, mekanik ve elektrik birçok aktivitelere geçirebilirsiniz. Tabii bu benim uzmanlık alanlarım oldu. Çünkü master doktora konularında insanın kendini derinlemesine bir şekilde sunması gerekiyor, yayınlarını yapması gerekiyor. Kariyerimde tabii bunun yanında derinlemesine yetiştim. Fakat biraz da enine de yetişmek gerekiyor ve katkılarda bulunmak gerekiyor. O da şöyle diyeyim, ben özel sektörde de çalıştım. Tıbbi cihazlarla ilgili olarak röntgen cihazları ve ultrason cihazlarıyla ve bazı özel lazerlerle, tıbbi lazerlerle Almanya'da klinik mühendisi olarak. Burada da tabii bilimde derinlemesine yetişiyorsunuz ama bazen de uygulama alanlarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bu da benim enine geliştirilmiş uygulama alanlarım oluyor. Bununla birlikte biraz da kamuda çalıştım. Amerika'da bilim fonlarını dağıtan National Science Foundation Bilim Vakfı'nın yöneticilerindendim. Disiplinler arası yönde mühendislik ve tıbbın ilerlemesini sağlayan teşhis tedavi yöntemlerini geliştirmek yönünde olan birçok programların fonlarını yönettim ve bilim insanlarının ufuklara doğru
ilerlemesine, buluşlarından sonuçlara ilerlemelerini, 5-10 yıllık projeleriyle ilerlemelerini sağlamak için önlerini açtım. Şimdi tabii bu bir kariyer serüveni, kariyer süreci. Ama sizlere vermek istediğim mesaj, eğitiminiz sırasında esasında kariyeriniz başladı. Derinlemesine birçok konuları öğreniyorsunuz, yetişiyorsunuz. Fakat kendinizi enine de geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü çok güzel imkanlar var. Mesela bu kulübünüzde olsun, sizin yeni yaptığınız tanışıklıklarla başkalarının kariyerlerini dinleyerek de biraz kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Bilim insanı nasıl olunur? Ben kendi serüvenimi anlattım size ama herkesin kendine göre özgün bir serüveni var. Fakat beni en çok mutlu eden şey şunu söyleyeyim. Tabii akranlarımız arasında tanınıyoruz yaptığımız yayınlarla. Bir bilim insanı olarak. Çünkü akranlar birbirlerini notluyorlar. Buna peer review denir. Yayınlarımıza baktığımızda şu konunun uzmanıyız de ben de beynim ve kalbim matematiğini çözen ve kompüter simülasyonlarıyla teşhis tedavi yöntemlerinin geliştirmesini sağlayan biriyim. Bilim insanı olmak esasında geniş çaplı bir şey. Beni de en böyle bana heyecan veren, bana çok tatlı bir sürpriz olan da Hayat Bilgisi 3. sınıf kitabında bilim insanı örneği olarak verilmişim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bu benim için çok güzel bir duygu çünkü 3. sınıftaki öğrencilere örnek kariyerler sunulmuş. Bilim insanı olarak Türkiye'nin gururu diye beni koymuşlar. Bilim, teknoloji ve sağlık ödülü aldığım yılda, 2010'da. Gazi Yaşargil'i bir kariyer örneği olarak dünyanın en ünlü cerrahıdır kendisi, onu koymuşlar. Sabiha Hanım'ı bir sanatçımız olarak, heykeltıraşımız olarak, Yasemin Hanım'ı da bir sporcumuz, dünya dalış rekortmenimiz, çok ünlü sporcumuz, onu da bir sporcu örneği olarak. İşte bir bilim insanı olmak, bu bana en güzel sürpriz, en güzel mutluluk. Çünkü küçük yaştaki öğrencilerin de bir ışık açmak, bir ufuk açmak, bilim insanı, bir kadın olarak bunlar beni çok sevindirdi. Tatlı bir sürpriz oldu. Teşekkür ederim. Güzel bir soruydu başlangıç için. Biz teşekkür ederiz. Sizin gibi insanlar da bize örnek olup bizim de gelişmemizi sağlıyor. Çok teşekkürler. Şimdi sorum daha var benim size. Anlattıklarınıza göre henüz üniversiteye başlamadan ne istediğinize karar vermiş. Aslında kendinize de uzun bir kariyer yolu çizmişsiniz. Benim için en önemli olan, daha doğrusu bizim için en önemli olan soru şu. O yaşlarda bunu öngörebilmenin sırrı nedir? Biz nasıl bunu yapabiliriz? Şimdi tabii en önemli şey insanın etkilenebileceği diğer insanlardır, çevresidir. Nasıl oluyor bu? Aile birinci, arkadaşlar, öğretmenler, çevremiz. Bu çok çok önemli bir rol modellerin, örneklerin olduğu yer, mentorların olduğu yer. Soracağınızda, planlama yapacağınızda, danışacağınızda, danışmanlarınızın olduğu bir şey oluyor. Şu anda tabii şöyle de düşünebilirsiniz. Bizim zamanımıza göre bu zaman çok farklı. Yani bizde sosyal medya yoktu, internet yoktu. Hani orada bilgi edinmesi, siz her yerden esas bilgi edinebilirsiniz. Kariyer olarak yönlenmek istediğinizde. İşte ben eski zamana gittiğimde benim için ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim öyle. Daha kişisel, dokunaklı çevreydi. Benim teknik bilgilerim, matematik fen bilgilerim yönümden kuvvetliydim. Ama sosyal yönden de kuvvetliydim. Robert Kolej'de okuyordum mesela. Basketbol takımında oynardım. Bayağı iyi bir kaptandım. Öğrenci birliği başkanıydım. Student council başkanıydım. Sanata da ilgim vardı. Fakat kendimi tabii tanıyordum. Teknik, matematik ve fen yönünde. O yönde bir kariyere geçeceğim. Mühendisliğe. Benim tabii ki mentorum babamdı. Birinci mentorum. Kendisi de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği emekli hocalarından. Hani bir akademik kariyer örneğim. Fakat mühendislik yönünde de tabii bir örnek şey olar. Kendisi inşaat mühendisi. Abim İstanbul Teknik Üniversitesi'den makina mühendisiydi. Ben elektroniğe neden veya nasıl? Çünkü benim de yönlenmem bana da özgü. Tabii onların beni mentor etmesi birinci. Biraz da ufukları görmek. Biraz sevdiğim şey ne, ona doğru da yönlenmek. Ben tıbbı çok seviyorum. Tıbba katkıda bulunmak istiyorum. Ama
doktor olarak değil. İşte burada kendimi tanıyabiliyordum. Mesela biyoloji deneylerini çok severdim. Orada anlamaya çalışırım ama matematikten. İşte bunu biraz tartışarak, görüşerek ve babamdan bayağı bir yön alarak. Çünkü o da 1959-60 yıllarında Amerika'dayken biyomedikal mühendisliği daha yeni başlayan, çok ufukları geniş bir bilim dalı olduğunu bana anlattıydı. Ve 1984 yılında hani lisans eğitimi yok ama öte vadede yüksek lisansa, bilimsel araştırmalara bu yönde yönlenebilirsin diye beni mentor etti. Ve böylelikle bir disiplinler arası bir oluşumu tanıyarak öte vadede uzun vade planlama yaparak geçtim. Ama kendinizi tanımak çok önemli. Kendinizi keşfetmek. Bu kelimeyi hani şey yapmak isterim. Keşfetmek. Fakat zaman zaman da kendinizin yetenekleri, istekleri de değişebilir. Bu zamansal bir şeydir. Ben de üniversite yıllarımda biraz yönümü, teknik, matematik ve fen yönümü neye uygulayabilirim? Çok sevdiğim tıbba. İşte orada disiplinler arası ama biraz ufuklara giderek master, yüksek lisans ve doktora seviyesinde formal eğitimi alıp yine de bu alanda çalışıp katkılarda bulunacağımı öyle planladım. Sizlere de çok tavsiye ederim. Geniş bir alandasınız. Endüstri mühendisliği çok uygulaması olan alan esasında. Derinlemesine teknik gelişiminizi sağlayıp sevdiğiniz konuları uygulama yönünde giderseniz siz de yeni ufuklar açabilirsiniz ve yeni disiplinler ve disiplinler arası çalışmayı yönlendirebilirsiniz. Şu an Bilim Kahramanları Derneği'nin yönetim kurulu başkanısınız. Biz de size zaten bu dernek sayesinde ulaştık. Bize bu Bilim Kahramanları Derneği'nin yaptığı çalışmalardan ve sizin bu derneğe katılma sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Benim derneğe katılma sürecim güzel ve hoş bir sürprizle oldu. Çünkü derneğin kurucusu da Robert Koç'tan mezun bir arkadaşımız Hakan Habib. Ben İstanbul Kültür Üniversitesi'nin rektörüydüm. Geldi bir gün, tanıştık. Bilim Kahramanları Derneği'ni bana anlattı. Zaten bilim, teknoloji, matematik, mühendislik bunun kökünde olduğunu hissettim. Zaten benim tutkum da hayatta o yönde katkı yapmak, yeni bilim insanlarının yetişmesini sağlamak. Fakat o anda bana ilk sorduğu şey bir yeni bir program başlattıklarını, genç bilim insanları programı, bir ödül programı, 38 yaşından genç bilim insanlarına ödül verileceğini ve 3 rektör hocanın bu programı misafir edeceğini ve jürilerin seçilmesi ve seçim bilim insanları, genç bilim insanlarına kimler layık ödüllere, bunların planlanması olduğunu anlattı. Ve beni de rektör hocalardan biri olarak ilk programda teklif etti. Tabii dedim, çok sevindim ve o sırada da zaten tanışmaya başlamıştım. Bilim Kahramanları Derneği'nin en önemli kısmı 4 yaşından 19 yaşına kadar çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimize bilimi sevdirmek, toplumda bilimin tanınırlığı, farkındalığını sağlamak ve erken yaşta bilimle buluşmayı sağlamaktı ve ben buna çok heyecanlanmıştım, çok sevinmiştim ve üniversitemde de size birkaç programı anlatacağım. Bilim Kahramanları Derneği'nin turnuvalarını misafir etmeye başladık. Böyle başladım. Daha sonra da sağ olsun arkadaşlar genel kurulda beni başkan olarak seçip şimdi de yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyorum. Şöyle diyeyim, en önemli şey Bilim Kahramanları Derneği şöyle diyor: her çocuk mucit doğar. Bu söylemle yola çıkıyoruz. Bilimin toplumda tanınması, sevilmesi ve erken yaşta çocukların bilimle buluşmasını istiyoruz. Tabii öyle bir süreç ki bu, dediğim gibi çok küçük yaştan, 4 yaşından 19 yaşına kadar farklı programlarımız var. Onları da biraz anlatırım. Bilimi tanıyınca ne olacak? Çocuklar bir keşifler, bir farkındalık yaratmaya çalışacaklar. Fakat en önemli şey 21. yüzyılın becerilerine sahip olacaklar. Üretken olacaklar. Dünyamızın daha iyi sürdürülebilir, daha iyi yaşanılabilir bir yer olmasına onların da katkıları olacak. Şöyle diyeyim, birçok değerlerimiz var tabii. Bilimsellik, duyarlılık, işbirliği, kapsayıcılık, gönüllülük, yenilikçilik, şeffaflık, bunları da içselleştirecekler. Biz hatta pazartesi günü 9. yılımızı kutladık dernek olarak. Fakat 17 senedir de turnuvalar yapıyoruz. Turnuvalarımız da şöyle,
Adı da çok güzel. Yaş gruplarına göre minik bilim kahramanları buluşuyor. Onlar iki grup oluyor, keşfediyor ve buluşuyor grubunda. Çünkü 4 yaşla 6 yaş grubunu, işte 6 yaşla 10 yaş grubunu kendi projelerine göre. Daha da büyük bir grubumuz da var, 9 ile 16 yaş. Onlar da bilim kahramanları buluşuyor. Bu programlarımızda öğrencilerimizin birlikte ekip çalışmaları, bilime katkıda bulunmaları ve dostça turnuva ortamında robotlarını yarıştırmaları. Ve o kadar büyük kazanımları var ki bazen hatta bu zorlu süreçte, pandemi sürecinde eve de aileleriyle de birlikte çalışabilsinler diye bu programların bazılarını uyarladık. Bilimi sevdirmek istiyoruz. Ve her sene turnuva temalarımız farklı temalar oluyor. Mesela geçen sene şehrin mühendisleriydi. Daha önceki senelerde suyun serüveni, uzayda yolculuk. Çünkü bu temalarla bilimsel araştırma da yapıp çeşitli konuları da irdeleyip sunumlar da yapıyorlar. Çünkü bizim turnuvalarımızda jürilerimiz, hakemlerimiz grupları inceleyip onlara tabii puan veriyor ama herkes kazanıyor, herkes öğreniyor. Bu bana çok heyecan veriyor. Yani benim tutkum zaten bilimin yayılması. Bilim Kahramanları Derneği ile de böyle buluşmuş oluyoruz. Fakat çok önemli şey bu projelerimizden başka da ortaklarımız mesela Boeing ile Merak Makinesi projemiz var. O proje de enteresan. Etrafta olan basit malzemelerle o kadar güzel tasarımlar yapıp uzayı ve uçan cihazları tanımak yönünde de merak geliştirilebiliyor. Sanal etkinliklere başladık daha çok bu pandemi sürecinde. Ve de bahsettiğim gibi yılın bilim insanı ödül törenimiz devam ediyor. Büyük 7 programımız var. Fakat en önemlisi uzun zamandır şöyle düşünün 80 kadar şehirden öğrenciyle çalıştık. 49 bin kadar öğrenciye, gence ulaştık. Her yıl yaklaşık 1000 kadar gönüllümüz var. Sizler de isterseniz buyurun katılın. 50 kadar da genç bilim insanına 8 yılda ödül verdik. Bu sayılar çok önemli çünkü ne kadar hayatlara dokunduk ve bilimin yayılması ve örnek bilim insanları ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bundan sonra eminim içimizden de daha çok ilgilenenler ve aranıza katılmak isteyenler de olacaktır. Ben bir sonraki sorumla devam ediyorum. Genel olarak bilime adanmış bir bilim insanı olarak öne çıkıyorsunuz ve dernek çalışmalarınız da mevcut. Bunlar dışında uğraştığınız, ilgilendiğiniz farklı alanlar varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Ya da bize tavsiye edebileceğimiz hobiler olabilir, ek çalışmalar olabilir. Şimdi şöyle bir şey, hobi kelimesi çok güzel bir şey tabii. Bir de zaman yönetmek önemli bir şey. Bu kariyer gelişimi, yönetim ve planlama dersinde çok önem verdiğim modüllerden biri de zaman yönetimidir. Onu da söyleyeyim. Zaten en önemli şey mühendisler bakarsa x80'i zamandır değil mi? Her değişken fonksiyon hayatta, kariyerde bir fonksiyon düşünün. Bir kendi başına bir serüven veya bir değişken ama zaman çok önemli. Evet, zamana göre biraz yönetmek gerekiyor. Fakat şöyle diyeyim, tutkunuzla sevdiğiniz işte çalışınca o parçanız oluyor. Yani onu kariyer tabii veya hayatınızın bir parçası ama severek isteyerek yapınca çok sevdiğiniz bir hobi olarak da düşünebilirsiniz. İşte şöyle diyeyim, sivil toplum kuruluşları, aynen sizin kulübünüz üniversitede, değil mi? Ders dışı kendi zamanınızı ayırarak sevdiğiniz bir etkinlik üzerinde, misyonunuz üzerinde çalışıyorsunuz ve yeni arkadaşlar tanışarak ve onlarla birlikte olarak. İşte bu da bir hobi düşünülebilir veya zamanı güzel geçirmenin ve katkı vermenin bir şeyi olarak. İşte benim zamanımın işlerim diyelim. İş nedir? Size para ödenerek yapılan bir görevdir diye düşünün, değil mi? İş bunu job olarak. Ama kariyer nedir? Bütün yaptığınız şeylerdir. Onun için ben şöyle diyeyim, sivil toplum kuruluşlarım çok çok önemli. Benim gelişmemde ve katkı vermemde ve birçok güzel arkadaşlar edindim.
edinmemde ve dostlar edinmemde. En önemlisi ben o arkadaşlarım, dostlarımdan da akranlarımdan da mentorluk görüyorum. Akran mentorluğu görüyorum. Onlardan öğreniyorum. Onlar da benim rol modelim. Şimdi ben konuşmamızın başında dedim, ben de sizlerden birçok şey öğreneceğim. Sizler de bana mentorsunuz. Çünkü yaşımızın ne olması önemli değil. Ben gençlerden de öğreniyorum. İşte sizlerle bu güzel zaman geçirmek benim için en çok sevdiğim hobilerimden biri. Yeni tanışıklıklar, söyleşiler, bunlar çok önemli. Tabii ki sivil toplum kuruluşlarımdaki çalışmalarım. Bunları yalnız şöyle diyeyim size, ben ortaokul ve liseyi Robert Kolej'de okuduydum. Ve orada kulüpleri, öğrenci kulüplerini tanıdım. Şimdi sizin üniversitenizdeki kulüp gibi. Ve orada anladım ki kişinin işi dışında severek isteyerek gruplarla çalışması lazım. Ve daha sonra da bunların sivil toplum kuruluşları olduğunu Amerika'da, Türkiye'de öğrendim. Onlara çok zaman ayırarak ve severek isteyerek zaman ayırarak ve kişisel gelişimini de sağlaması. Çünkü bu tip gruplarda professional development vardır. Yani sizi geliştiren dersler alırsınız, gezilere gidersiniz. İşte benim çok sevdiğim şeylerden biri seyahat etmektir. Onu söyleyeyim. Dünyayı tanımak, insanları tanımak. Peki bir akademisyen olarak çok kongrelere konuşma vermeye, sunumlar, bilim sunmaya gittiğim zaman çok yaptığımız şeylerden biri etrafı, çevreyi tanımak, seyahat etmek, kültürü tanımak, insanı tanımak. Ve bu çok çok önemli çünkü oralardaki öğrendiğiniz etkileşimle cidden bilimin ilerlemesine de faydalı bulunuyorsunuz. Birkaç örnek vereceğim size. Çünkü hobilerim ve sevdiğim şeyler seyahat etmek, insanları tanımak, etkileşimde bulunmak. Çok farklı seyahatlerde bulundum. Dünyanın çok farklı yerlerine gittim. Çok farklı yerlerde yaşadım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıl yaşadım. Kariyerim, hayatımın çok uzun bir kısmını. Fakat çok enteresan bir seyahat. Mesela ben bilim amaçlı bazı toplantılara gidiyordum. Bunlardan biri de Amerika'nın doğusunda bir büyük dağların üstünde, Shenandoah dağlarının üstünde Kızılderililerle birlikte bir toplantıdaydım. Bunun amacı Batı biliminin topraktan gelen insanın bilimiyle birleştirmekti. Bakın çok enteresan bir toplantı değil mi? Biz Batı bilimini temsil ediyoruz. Fakat yerli insanlar, Yeni Zelanda'dan gelmiş Kızılderililer vardı, Amerika'dan gelmiş Kızılderililer, Kanada'dan, düşün dünyanın farklı yerlerinden. Onlarla birlikte bir toplantıdaydık. Birbirimizin kültürünü, bakış perspektiflerini anlayarak bilimi daha nasıl ilerletebiliriz diye. Mesela Yeni Zelanda'dan gelenler navigasyon üzerine müthiştiler. Şimdi navigasyon şu anda çok önemli bir şey değil mi? Ne kadar çok bilgiye sahibiz. Şu anda pandemi sürecinde kimde ne var, nasıl bunu birçok GPS bir bilgi yönteminde alıyorsunuz. Fakat Yeni Zelanda'daki Kızılderililerde hayatları boyunca o denizler ve etraf, yani onların da yöntemleri var. Yani farklılıkları, çeşitlilikleri bütünlemek çok önemli. Bunu da kişiler genellikle seyahatleri ve o yerlere gittikçe etkileşimleriyle, ben de onun için dünyada birçok yere gidip geldikçe çok şey öğrendim, beni çok etkiliyor. Çünkü insanları çok seviyorum, yenilik, yeni ve farklı kültürleri öğrenmek. Fakat bu toplantı Amerika'da olmuştu, dünyanın farklı yerlerinden Kızılderililer, yani kökenliler, indigenous people denir, yerliler gelmişti. Biz çok şey öğrendik çünkü ben tıp üzerine çalışıyordum. Mesela onların kendi tıbbi yöntemleri nelerdir onları anlamak olsun. Hayata bakış açıları olsun ve de size birkaç örnek vereceğim. Mesela biz onların yaşam şekillerinden öğrenmeye çalıştık. O zamanlar bu iPhone yoktu, BlackBerry diye bir makineler vardı ve hepimiz çok bağımlıydık onları kullanmaya. Bize öyle dediler ki 4 günlük süreyle hiç kullanmayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? 4 gün toplantıdasınız dağların üstünde ve hiç iletişimde bulunmayacaksınız elektronik olarak, ama farklı iletişim yöntemleri var. 6 saat mesela bizi yürüyüşe bıraktılar. Kimse kimseyle konuşmayacak. Görüyorsunuz ama konuşmuyorsunuz. Çünkü yaşamı farklı bir perspektiften anlamak. Çok şeyler öğrendim. Hani bu size bir örnek vermek istiyorum. Fakat seyahat etmek, tanışıklıklar, kültürleri, insanları tanımak çok önemli. Bu çok sevdiğim bir şey. Bunun dışında dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarım ve çevremle birlikte olmak ve misyon olarak
bilime katkıda bulunmak. Bu benim hayatımın parçası. Biraz da spora önem vermeye çalışıyorum. Eskiden bayağı iyi bir sporcuydum. Dediğim gibi basketbol uzun yıllar oynadım. Şu ara daha çok sağlıkla sporu birleştirme yönünde, insanın yaşı galiba daha ilerleyince o yönde ilerliyor. Fakat spordan da şunu söyleyeyim, o da fiziksel aktivite, sizlere de çok tavsiye ederim. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyken, Maslak Kampüsü'ndeyken biniciliğe başlamıştım, onu söyleyeyim. Çünkü yakındadır orada iki tane büyük binicilik alanı. Birçok defa arkadaşlarımla basket oynardım. Hatta fitness room açılmıştı Fen Edebiyat Fakültesi'nde. İlk orayı deneyenlerdendim. Çünkü farklı şekilde arkadaşlarla ve çevreyle birlikte spor yapmak da hoş bir etkinlik. Tenis kortları açılmıştı. Çok severim tenisi de. Kışları da arada kayak için zaman ayırırsam. Yani doğayla, çevreyle, insanlarla birlikte olan aktiviteleri çok seviyorum. Benim sizinle ilk sorum, siz disiplinler arası çalışmayı çok seviyorsunuz ve bunun size keşfetmek ve yeni çalışmalar üretmek için daha çok alan veya imkan sağladığı konusunda neler düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Evet, şimdi tabii benim kendimi disiplinler arası yönlenmemin nedeni tıbba, mühendislik ve matematik, fen bilimlerinden katkıda bulunmaktır. Fakat şimdi şöyle diyeyim. Disiplinler arası çalışmak şart ve takım ve ekipler olarak çalışmak şart. Yani bir kişi bir problemi çözemez. Onun için işbirlikleri çok önemli, bilimsel işbirlikleri. Kişi bir kurumda olabilir, bir üniversitede olabilir. Belki orada her türlü altyapı imkan olmayabilir. Başka bir üniversite, başka bir kurumdakiyle işbirliği yapması gerekiyor. Ben şimdi şöyle, bilime de şöyle bakıyorum. People, ideas, resources diyorum. İnsanlar. Çünkü fikirleri üretecek o bilimsel çalışmalar için, ekipleri kuracak. Fikirlerinin ideas, people ideas, ikinci kelimem ideas. Fikirlerin de özgün fikirler ve topluma katkıda bulacak fikirler olması lazım. Tabii resources, üçüncü kelimem de altyapı ve imkanlar. Maddi imkanlar, altyapı imkanları, bunlar çok önemli. İşte disiplinler arası çalışmada da bunları bir kurumda bulmak mümkün olmayabilir. Farklı kurumlarda işbirlikleri olması lazım. Büyük takım çalışmaları olması lazım. Bir de dünyanın geçirdiği zorluklar, yani grand challenges diyoruz biz buna genelde. Çoklu ulusları, herkesi etkiliyor. Yani gördünüz, bir ülkeden çıkan bir virüs veya oradan yayılmaya başlayan nelere, bütün herkesi ve bütün dünyayı durdurdu. Çoklu disiplin çalışmasıyla çözülebilecek durumlar, bir tıp durumu da olsa, tabii ki sırf bir disiplini değil tıbbın, birçok disiplini çalışması gerekiyor. Bir aşıyı geliştirmek olsun veya tedavi yöntemleri olsun veya bir bu pandemi sürecinde bütün ekonomik, sosyal, eğitim, her türlü alanlar etkilendi. Yani görüyorsunuz, bir şeyleri çözmek için disiplinler arası yaklaşmak lazım. Bilimde de, yani benim mesela dediğim gibi beynin kalbi matematiği üzerine çalışmamız, tabii mühendislik perspektifiyle, ama bunun yanında tıp bilimlerinden fizyoloji, biyofizik ana bilim dalları. Buna ilave olarak kalp üzerine çalıştığımızda kardiyoloji, beyin üzerine çalıştığımızda nöroloji. Yani gördüğünüz gibi takımın disiplinler arası olması gerekiyor. Herkesin yalnız bu disiplinler arası çalışmada ortak paydaş olması gerekiyor. Kolay değildir işbirlikleri. Herkesin aynı dili anlaması lazım. Bunu bir yabancı dil olarak demiyorum. Yani aynı söz yönünde hareket etmek, aynı amaçta. Ve disiplinler arası çalışmalarda, her çalışmada esasında fikrinizin ne kadar zaman sonra bir sonuca, bir ürüne veya bir hizmete, etkiye dönüşeceğini de tahmin etmek gerekiyor. Yine bir planlama yapmak gerekiyor. Fakat şu anda dünyanın geçirdiği birçok zorluk, yani şu anda pandemi dışında da bakacak olursak, ekonomik problemler olsun, çevre problemleri, su, yiyecek, her türlü problem disiplinler arası çözümlerle sonuçlanabilir. Benim için çok önemli. Zaten ekip takım çalışmasını da yönlendirmek açısından ve heyecan katmak açısından da problemin kompleks olması lazım.
Zaten o kompleks probleme de öyle yaklaşılabilir. Bir de terminoloji olarak disiplinler arası, transdisiplin, interdisiplin, o kadar çok kelime var ya, multidisiplin. Fakat sonuçta farklı gruplardan bir araya gelip ortak problemi çözmek için el birliği, işbirliği gerekiyor. Birçok disiplinler arası problemde de uluslararası işbirlikleri lazım. O kısım da çok önemli. Yani bir ulusun, bir grubun çözeceği değil. Kendinizi bilime adamış bir insan olarak şimdiye kadar karşılaştığınız en büyük zorluk neydi ve üstesinden nasıl geldiniz? Çok enteresan bir şey, zorluk. Yani ben bir şey söyleyeceğim size. Hayatta her gün zor. Benim inancıma göre yarın bugünden daha zor. Yani zorluklar artıyor. Fakat onların üstesinden gelmek lazım. Bu da zamansal bir şey. Şimdi bu soruyu düşünüyorum. Yani her gün zorluklar var. Ama şöyle bir geri gideyim. Kariyerde hani zorluklar olarak bakayım isterseniz. Çünkü hayatın kişisel geçirdiğiniz zorlukları var. Ondan sonra kariyer, eğitim sırasında. Herhalde büyük bir engeli atlamak diyelim zorluk olarak. Engeli atlamak, doktorayı bitirmek. Yani o baktığımda hani benim gibi bir kariyer olan biri açısından lisans, yüksek lisans, doktora, daha sonra akademik kariyer veya diğer çeşitli çalışmalar, o doktora çok önemli bir şey. O büyük, yani oradaki zorlukları şöyle diyeyim. Tabii sizleri korkutmak istemiyorum ama sizleri istiyorsanız severek yönlendirmek istiyorum. Hazır olunacak çok önemli şey vardır doktoranın. Bir programa kabul edilmek çok büyük bir zorluk. İstediğiniz bir yerde okumak, o problem programa, doktora programına kabul edilmek. Daha sonra ürettiğiniz fikrin dünyaca kabul edilmesi için çalışmak. Çünkü doktora unvanını almak demek düşüncenizi, buluşunuzu kabul ettirebilmek. Onun için kendisi yeterlilik imtihanını geçmek çok önemlidir. Çok büyük bir engeldir o. Yani sözlü yeterlilik, yazılı yeterlilik. Daha sonra tezinizi hazırlamanız, bulduk sonuçlarınızı bütünleyip yazabilmeniz kolay bir iş değildir. Ve yazdıktan sonra onu sunup savunmanızı yapmanız. Yani bunlar, ben şöyle geri baktığımda en büyük zorluklar, üstesinden gelip atlanması gereken en büyük basamaklar olarak görüyorum. Daha sonrası zaten yani kariyer serüveniniz, iş hayatınız, gelişmeniz, o bir akış içinde oluyor. Fakat en büyük zorluklar bir akademik kariyerde doktora basamakları. Fakat çok güzel yıllar. Şimdi geri dönüp baktığımda en böyle insanın zamanını, fikirlerini oluşturduğu çok çok güzel yıllar ama çok zorluk dolu yıllar. Ama herkese tavsiye ederim. Fikrini savunmak, sunmak istiyorsa, cidden uygun bir doktora programıyla da bütünleşiyorsa o yöne yönlenmesini. Çok teşekkür ederiz. Röportajlarınızda da az önce söylediğiniz gibi de kalbin ve beynin matematiğini çözmeye çalışıyoruz diyorsunuz. Bu konuda başarı sağlandığı takdirde ulaşabileceğiniz noktaları neler olarak öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle diyeyim, iki organ arasında baktığımızda kalbi çok daha fazla tanıyoruz ve çok daha fazla çözdük. Teşhis tedavi yönünde çok daha ileriyiz. Beyin ise çok daha kompleks, daha az çözdük ama o yönde de çok güzel ilerlemelerimiz var. Bir de bunlar yapısal olarak da bakıldığında beyin çok daha büyük, daha ağır, daha içi dolu birçok nöronlar. Tabii birçok bilim insanı çalışıyor. Şimdi heyecan verici birçok konu da beyin tarafından geliyor denebilir. Çünkü kontrol merkezi, siz mühendisler olarak düşünürseniz hemen, bütün vücudun kontrol merkezi. Konuşmamızı, duygumuzu, bütün bu hareket, el kol hareketi, her şeyi kontrol eden, bütün organlara hükmeden, kontrol eden bir yer. İşte bunu tanıyabilirsek çok önemli. Amerika'da da bilim, National Science Foundation'da çalıştığımda en çok önem verdiğimiz ve yeni bilim dalları başlattığımız konular brain science'dı, beyin bilimleriydi.
2004 yılında yeni başlattığım bazı konulardan Brain Computer Interface, bunlar çok önemli konulardı. Neler olabiliyor? Kök hücre mühendisliği, tabii ki beyinle ilgili birçok imkanlar var. Şu anda da görüyoruz ki beynin kontrol ettiği her şeyi biz de kontrol etmek istiyoruz herhalde. Beyin gibi, beynin kontrol mekanizması gibi cihazlar yapabilir miyiz? Onun en basiti bilgisayarlarımız yönünde. Yani beynin hesaplama, düşünme, algılama birçok şeyi var. Yani bilgisayarlarımız veya cihazlarımız böyle olabilse. Yani brain-like devices, beyin gibi makineler. Tabii bunlar için bayağı çok çalışmalar var. Özel sektörde, kamunun yönlendirdiği bilim insanlarının. Hızlı ilerleme olacağına inanıyorum. Tabii ben beynin ve kalbin matematiğine baktığımda hücre seviyesinde veya hücre 6 veya 9 seviyesinde baktığımızda benzerlik var. Benzerliklerin de hücreler olarak, fakat fonksiyon olarak, yani beynin sonuçta yaptıklarıyla kalbin yaptıkları farklı. Fakat beyni çalışarak daha birçok şeyler kazanacağımıza, robotların yönlenmesi olarak veya çeşitli organlarında fonksiyonları tam olmayan insanların desteklenmesi, kol, bacak gibi, beyin açısından, beyinden ne kadar çok şey öğrenirsek yaptığımız cihazların da beyin gibi çalışmalarını sağlayabiliriz. Yani düşünün, bir hafıza olayı, bir farklı lisan konuşma olayı, o kadar çok önemli özellikler var ki. Yani beyni taklit etmek, daha mimetik, biyomimetik bakarsak da çok öğreneceğimiz şey var. Bizi destekleyeceğiz araç ve cihazlar açısından da çok önemli ilerlemeler olacaktır beyin bilimlerini daha iyi tanıyarak. Bana da çok heyecan veriyor çünkü en çok sevdiğim verdiğim derslerinden biri de kontrol sistemleri dersidir. Siz de öyle dersler alıyorsunuzdur kesinlikle. Hep onda da yani beynin yeteneklerinden biz daha neler üretebiliriz diye tanımak. Biyomimetik olayı da çok önemli. Yani doğayı taklit etmek de çok önemli. En zoru ama en önemlisi beyni taklit edebiliyor muyuz? Tabii bunu kötü yönde değil. Hep bizi destekleyici yönde bakmamız lazım. Biliyorsunuz bu aralar gündemde işte Neuralink ve bunun gibi sistemler çok popüler olmaya başladı. Siz bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Evet, bu tam demin bahsettiğim, deminki arkadaşımızın sorduğu soruyla ilgili, brain computer interface konularıyla ilgili. Tabii özel sektör çalışmaları, kamu çalışmaları çok etkili olacağına inanıyorum. Yani ne kadar çok interfazlarla cihaz kontrol etmemiz, beyinden işaretler alarak kontrol etmemiz, bunlar çok önemli. Bunların tabii hepsinin doğru etik kurallarla da yapılması çok önemli. Yani bilimsel çalışmalarda insan, hayvan ve doğadaki yaşayan varlıkların bilgilerini kullanarak veya onlar tarafından bazı çalışmalara yön verirken her zaman için doğru bilimsel etik kuralların kullanılması lazım ve bunların da uluslararası en yüksek standartta olması lazım. Çünkü bazı çalışmalar farklı ülkelerde farklı anlayışla yapılabilir ama bu konularda en yüksek uluslararası etik standartı kullanmak lazım. Şimdi şöyle diyeyim, ben daha çok brain computer interface bazında, hani bu konularda Neuralink olsun, çok heyecan verici olduğunu demin de bahsettim. Çok farklı uygulama alanları olduğuna da inanıyorum. Bazen önemli araçları kullanan kişiler, mesela bir pilot uçak kullanırken bazı durumda yardıma ihtiyacı olduğunda, ama eli koluna bir şey olduğunda, ama beyninden işaret alınarak, hani bir kullandığı helmet sayesinde bir cihazda kontrol gerekiyorsa düşüncesiyle de kontrol edebilirse, hani o anda eli kolu bir anda ihtiyacı dışında bir durum olursa mesela acil durumlarda çok faydalı olabilir. Ama tabii bunun hep iyi yönde kullanılması lazım. Demin bahsettiğim gibi bazı kimselerin el ve kollarına beyinden işaret gidip kesilmiş veya destekleme gerekiyorsa o yönde çok önemli destekler olabilir. Tabii bunların hepsi
kişinin kaybettiği o anlık veya daimi kaybettiği yeteneğinin desteklenmesi yönünde. Yani tıbbi takviye yönünde veya düşünsel takviye yönünde, o anda operasyonel takviye yönünde. Tabii bunların hepsinin çok doğru etik kurallar çerçevesinde yönlendirilmesi gerekiyor. Bir de tabii çok büyük bir sektörde eğlence sektörü. Kişilerin demin de sorduğunuz gibi hobi veya yönlenmesi için de eğlence sektöründe de çok büyük imkanlar var. Kişinin daha çok düşüncelerini, fikirlerini demeyelim de komut vermek istediğinde daha iyi bir ortamda oyun oynamak, çeşitli şeylerde de kullanılması. Fakat bunların da her zaman için uluslararası en yüksek etik kurallar ve kamunun, özel kuruluşların dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Sizce bilimin bir hedefi ve doğrultusu olmalı mıdır? Veya olmalıysa da ne yönde olmalıdır? Tabii bilimin hedefi yönü şöyle olması gerekiyor. Toplumun refahının, sağlığının ve geleceğinin en iyi yönde ilerlemesi için. Bu bir genel bir hedefi. Bilim insanları çalışırken yani konularını hep toplumun iyiliği yönünde hedeflemeleri lazım. İşte sağlık alanındaysa, çevre alanındaysa, eğitim alanındaysa. Yani büyük hedefe katkıda bulunmak, toplumun hedefine katkıda bulunmak. Fakat birçok bilim insanı doktorasını yapınca derinlemesine bazı konuların uzmanları oluyor. Ve onların fikirlerini üretmeleri lazım. Onlara yani üniversitelerde sen şu fikri üret denmiyor. Hani kişi kendi fikrini çıkarıyor. Ben de onun için hani insanlar, fikirler, imkanlar dedim. People, ideas, resources. Yani kişiler özgün fikirleri çıkaracaklar. Ve fikirlerini. Fakat her zaman için bir yerlerden altyapı almaya çalışacaklar. Altyapılardan yararlanmaya, maddi destek almaya, fon almaya çalışacaklar. Fon aldıkları kamu veya özel kuruluşlar diyecek her zaman kriterlerine göre. Topluma ne katkısı var fikrinin, çalışmanın diyecek. İşte orada toplumun geçirdiği zorluklar ne? Ona doğru hedeflemeleri gerekiyor. Büyük çerçevede hedeflerinin toplumun refahı, sağlığı, iyiliği için olması gerekiyor. İşte orada hedef bellidir. Fakat bilim insanları tek tek ne konuda çalışacak diye yukarıdan aşağı sen şu konuyu çalış, sen bu konuyu çalış diye kimse onlara yön vermez. Zaten şöyle bir kelime vardır bilim insanları için. Independent researcher, bağımsız araştırmacı denir. Bilim kurumları, fon veren kuruluşlar hep buna bakar. Yani kendi başına fikirlerini üreten bağımsız mı? Fakat şöyle de diyelim, ülkelerin bilim politikaları olur ve olmalıdır da. Çünkü devletler bazı konulara fon ayırırlar, şu konular çalışılsın denir. Enerji konusunda şöyle yönde çalışılsın, işte uzay konusunda bunlar misyonları olup buna göre hedeflenmiş gruplardır. Fakat onlar fon verici, bilimi, fikirleri üretenlerde, üniversitelerde veya araştırma gruplarındaki bilim insanlarıdır. Pek çok başarılı kişi kendine has bir başarı formülü ortaya koyuyor. Sizin başarı formülünüz nasıldır? Nedir? Evet, başarının formülü şöyle diyeyim. Bu da enteresan bir soru. Formül de her zaman değişebilir, onu da söyleyeyim. Çünkü zamana göre birçok şey değişir, duruma göre, çevreye, ortama göre. Benim formülüm çalışmak, çalışmak, çalışmak. Emek vermeyince hiç güzel bir şey çıkmaz. Yani emekle, çalışmakla ortaya çıkar. Tabii hani çalışmanın önemini söylüyorum. İnsan zeki olabilir fakat çalışmadıkça bir şey üretemez. Yani çalışmak çok önemli. Formülde olmazsa olmaz çalışmak. Tabii formülün başka parçaları da var ama ben size temel kısmını söyleyeyim. Severek, isteyerek çalışmak, tutkuyla ve onu hissederek. Çünkü mutlu olmak çok önemli. Çalışmak başarı getirir ama mutluluk da getirmesi çok önemli. Onun için ben hep derim
Mutluluk kendi tanımınızda, kendi çalışmanızla, kendi başarınızla mutluluğa ulaşıyorsunuz. Yani formülün büyük bir kısmı çalışarak, severek, isteyerek çalışarak, tutkunuzla ve mutluluğa ulaşmak, mutlu olmak. Tabii çalışırken başarının formülünde olması gereken şeyler de var. Mesela işbirlikleri, tek başınıza değil yani. Her şeyi yapamazsınız tek başınıza. Onun için insanlarla çalışabilmek, iyi takım çalışması, bunlar çok önemli. Ben işbirliklerinde şöyle tanımlıyorum. İşbirliği, beyin birliği. Hepimiz farklı konuların uzmanıyız. Birlikte çalışıyoruz. El birliği. Çalışılınca herkes bir şey yapsın. Yani el birliği. Çalışmadan grupta kimse olmamalı. Zorlukları birlikte çözmek, çözüm birliği. İşte çözüm üretici, problem çözücü kişiler olmak lazım. Bu da başarının içinde önemli bir kısımdır. Bir de gönül birliği, severek, isteyerek çalışmak. Bilmiyorum, formülümün biraz parçalarını ortaya koydum ama formüller zaman zaman değişir. Çünkü değişken fonksiyonlardır. Ama başarı istiyorsanız başarının formülünde çalışmak lazım ve mutlu olmak lazım. Öncelikle sizinle tanışmak, gerçekten birebir tanışma fırsatı bulmak bizim için çok kıymetli. Benim ilk sorum da sosyal sorumluluk projeleri hakkında. Bu projeler hakkında düşünceleriniz nelerdir ve bizlere bu konuda ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Evet, güzel bir soru. Sosyal sorumluluk. Hepimiz sorumluyuz çevremize ve topluma. Tabii sosyal sorumluluk projeleri, sizler de üniversitelerde birçok sosyal sorumluluk projeleri başlatıyorsunuz. Kulüplerinizle başlattığınız. Yani topluma geri vermek, katkıda bulunmak. Bunlar çok önemli şeyler. Farkındalık yaratmak. Bizim de bilimsel çalışmalarımız, sivil toplum kuruluşu olarak, dernek olarak, Bilim Kahramanları Derneği olarak, hepsi bunlar sosyal sorumluluk esasında. Yani projelerimiz, bütün her şey ben sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Şöyle toplum hepimiz kendi uzmanlık konularımıza katkıda bulunmalıyız. Farkındalık yaratmalıyız. İmkanı olmayanlara ve o konuları bilmeyenlere gidip dokunmalıyız. Onların hayatlarına dokunmalıyız. İşte benim de çok önem verdiğim bir liderlik bakış açım vardır. Hani soru olarak gelmedi ama hani onu söyleyeyim. Lider olarak üç şeye çok önem veririm. Örnek olarak bir insan olmak, lider olmak. Tutkumla çalışmak. Bir de hayatlara dokunmak. Ve ben bunu İngilizce lead by example, lead by passion, lead by touching lives derim. Yani hayatlara dokunmak çok önemli. İşte sosyal sorumlulukta yaptığımız en önemli şey, imkanları olmayan, o konuları bilmeyen veya tanışmamışlar bazı şeylerle o kişilerin hayatlarına dokunmak. İşte sosyal sorumlulukta sizlerin yaptığı bir projeyle bir gruba, bir öğrenci grubuna veya bir okula gidiyorsanız, onlara bir şeyler öğretmek istiyorsunuz, bir farkındalık yaratmak istiyorsunuz ama en önemlisi hayatlarına dokunuyorsunuz, örnek oluyorsunuz. Bu bakımdan çok çok önemli. Biz de derneğimiz olarak, Bilim Kahramanları Derneği olarak da benzer şekilde sosyal sorumlulukla çalıştığımıza inanıyoruz. Bizimle ortak partner olan şirketler olsun, kuruluşlar olsun, bizleri desteklediklerinde mesela derneğimizde aynen onlar da kendi sosyal sorumlulukları olarak işte bilimin küçük yaşta tanınması, küçük yaşta çocukların bilimle buluşmasını istiyorlar. Bize belki maddi destek veriyorlar, gönüllü desteği veriyorlar. İşte onlar da sosyal sorumluluklarıyla bize ulaşıyorlar, işbirliğine giriyorlar. Siz de aynen projelerinizi öylesiniz. Ve olmazsa olmazıdır bu toplum. Yani kesinlikle olması lazım. Herkesin topluma geri katkıda bulunması için sosyal sorumluluk şart. Anladım. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Bir diğer sorum, siz de bir İTÜ öğrencisisiniz aslında. İTÜ mensubusunuz. Öğrencilik hayatınız boyunca iyi ki yapmışım veya keşke şunu da yapsaymışım dedikleriniz oldu mu? Ve biz üniversite öğrencilerine ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Şimdi tabii şey çok enteresan. Sizin yıllarınızda, bizim yıllarımızdaki öğrencilik biraz farklıydı. Biz hani fazla seçmeli dersimiz yoktu belki. Hani daha
organize derse girip çıkıyorduk. Ben yani öğrencilik yıllarımı, o sıralarda geçirdiğim yılları, laboratuvarları çok çok sevdim. Bilgiyi öğrenmek için sabah uyanıp okula gitmek, İTÜ'lü olmak ve ne mutlu İstanbul Teknik Üniversiteliyim diyorum. Bu benim için çok önemli. Tabii benim ailemde babam, abim İstanbul Teknik Üniversitesi olmasının da etkisi var ama çevrem. Fakat benim en büyük iyi ki orada olduğum, iyi ki arkadaşlarım ve iyi ki o yıllarda birbirimize zaman ayırarak tanışıklıklar, arkadaşlıklar edinmişiz diyorum. Ve iyi ki hocalarımla da zaman ayırarak yakın tanışıklıklarda bulunmuşum diyorum. Yani kişileri tanımak için zaman ayırıp birlikte olmak. Onu da şöyle diyeyim, yani cidden bizim ders saatlerimiz sabah 9'da başlayıp akşam 18'e kadardı. Ara fazla yoktu. Hani bir kantine gidip veya koridorlarda hani bir şey içip yemek, hani yemekhaneye gitmek. Hani iyi ki o zamanlarda kişisel tanışıklıklar için zaman ayırmışım diyorum. Bizim zamanımızda fazla kulüp de yoktu. Onu da söylemek isterim. Şöyle diyeyim, hani yemekten önce iyi ki basket oynamışız, iyi ki biraz spora zaman ayırmışız. Bunlara da iyi ki diyorum. Ama şimdi sizin daha çok imkanlarınız var. Onun için şunu söyleyeyim. O yıllarda başlattığınız arkadaşlıklar o kadar değerli ki. Daha sonra belki iş kuracaksınız birlikte veya daha sonra 10-20 sene sonra mezunlar gününde görüştüğünüzde tekrar birbirinize klik olacaksınız. Yani tanışıklıklar, arkadaşlıklar, dostluklar için zaman ayırıp yıllar sonra veya o anda da iyi ki diyeceksiniz. Aynen bunu hocalarınızla. Hocaları da şöyle görün. Asistan arkadaşlarınız zaten sizinle çok yakın yaş grubunda. Yardımcı doçent, doçent, profesör. Yani zaten o anda belki hocanız ama yani yaş gruplarınızda akransınız. Onlarla da tanışıklıklara zaman ayırın. Proje çalışmalarına, sosyal sorumluluk. Ben işte iyi ki dediğim, iyi ki orada bu kadar güzel arkadaşlarım olmuş ve hocalarım olmuş ve hala devam eden, hayat boyu devam eden dostluklar, arkadaşlıklar. Ne mutlu İstanbul Teknik Üniversiteliyim, ne mutlu İstanbul Teknik Üniversiteliyiz hepimiz derim. Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel anılarınızı bizimle paylaştınız. Röportajımızın son sorusu olarak ben bilim insanı olmayı hedefleyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz demek istiyorum. Evet, biraz hani diğer sorulardan da vardı. Şöyle diyeyim, fikrinize güvenin, kendinize güvenin, çalışın, planlayın. Bilimde katkı vereceğiniz yönde çoklu alan katkıları vermeye çalışın. Yani kişinin kendini tanıyarak ve sorularınız da vardı. Hani kendinizi tanıma yönünde bana sordunuz. Kendinizi tanıyarak, kendinize güvenerek ürettiğiniz fikrin nasıl planlayıp bir ürüne, sonuca, hizmete, çıktıya yönleneceğini planlayıp çalışarak başarırsınız. Bilim ve bilimle gelen kariyer çok zevkli bir serüven. İnsan hatta beyni 24/7, yani 7 gün 24 saat hep meşgul oluyor. Fikirler öyle çoğalıyor ki tutamıyorsunuz kendinizi. Doktora yapmak isteyen arkadaşlara da diyorum, cidden zor ama atlatılabilecek bir zaman. Yıllar sonra benim gibi geri baktığınızda en zor zamanmış diyorsunuz. Ama yine çok güzel bir serüven. Bilim serüvenine başlamışsanız bunu devam ettirin. Güzel kariyer imkanları da çıkacaktır kendinizi tanıdıkça. Bir de genel olarak bir tavsiyede bulunmak isterim. İş imkanları kariyerde farklı yaşlarda gelir ama kendinizi yetiştirdiğinizde ve hazır olduğunuzda farklı imkanları da ele alabilirsiniz, yönlenebilirsiniz. Onun için hep kendinizi geliştirmeniz, hayat boyu öğrenici olmanız lazım.